hemşerilerimiz, Mahmut arkadaşımızla tekrar sizlerin karşınızdayız. Bu konumuz daha değişik bir konu olacak. Gördüğünüz gibi neden biz bu pazar yerinde çekim yapıyoruz? Çünkü burayla ilgili bazıları işte kendinin emeğine olduğunu sadece bunu lanse etmeye çalışıyor. Bu aslında bir kişinin, iki kişinin Ahmet veya Mehmet'in yapacağı büyük projelere imza atacağı işler değildir. Bu ancak siyasi gücünü kullanan kişiler bu projeyi hayata geçirtirebilirler. Gerek belediyede, gerekse tanıdıkları endümenlerde, şuradan buradan, onlarla ilgili gerekli temastan sonra buranın projelendirilmesi ve yapılması konusunda çalışmalar başlatabilirler. Onu da biz yaptık. 4 kez toplantıya gittik. Hatta 1 kez toplantıya gittiğimizde Balga Spor Başkanımız Bedri Bey'le beraber gittik. Bedri Bey belediyeye sadece bu 3 katın Balga Spor'umuza yakışır şekilde bir halı saha olması konusunda 3 milyon lira ek bütçe verebileceğimizi anlattı. Yani o bugünkü parayla 10 milyon lira falan yani. Belediye bunu sıcak bakmadı, maliyetleri yüksek diye. Bununla ilgili çok çeşitli yazışmalar yaptık. Belediyeden bana gelen mesaj aynen şöyleydi. İlginiz üzerine bahsettiğimiz Balga pazar yerinin projelerinin planı hayata geçirmesi konusunda ilgili direktiniz incelenmiş olup olumlu sonuçlar yaratacağından emin olunuz diye bana öyle bir yazı geldi. Hatta o yazın metnini getirecektim, getiremedim. Çok güzel. Yani bir Balga tarihinde yayınladığımızda o Balga tarihindeki o çalıştığımız burayla ilgili çalıştığımız konularla ilgili yaptığımız söyleşileri ona da dikkate almışlar. Dolayısıyla bir baskı unsuru olmuş oldu. Keza eski Dede Şifesi'nin oradaki parkın yapımına ilgili Fenişlerin Müdürlüğü'yle, İmar Müdürlüğü'yle görüştüklerimizde kendilerine dedi bize bir proje sunun dedi. Biz Mahmut arkadaşımızla beraber orayla ilgili gerekli ilgili kişilerle orayı projelendirdik. Bizim derdimiz orayı eski Dede Çeşmesi'nin aslına uygun şekilde yapılmasıydı. Derken oraya çok gelişigüzel, yani çok yakışıklı bir park yapıldı. Orayla ilgili hatta çok tartışmalarımız oldu. Yani hem bize projelendirin biliyorsunuz, biz bir ay onun üzerinde çalışıyoruz. Otlu'daki okuyan öğrencilerle falan. Sonra kalkıyorsun, projeyi reddedip hiç böyle alakasız bir park yapıyorsunuz. Demek istediğim, bu büyük projelerde kolay kolay herkesin yaptırım gücü olmaz. Buradaki yaptırım gücü o bölgenin, Balgatlı kişilerin, burada yaşayan yerlilerin baskısıyla ve ileri gelenleriyle olur. Bunun için de kimse ben yaptırdım diye o şeylere girerse bizi üzüntü duyuyor. Ha diyebilir ki arkadaşlar, Mahmut'un da Nakabi'nin de katkılarıyla diye bir ibare kullansa ben bu konuşmaya gerek duymazdım. Gerçekten duymazdım. Yani biz istiyoruz ki Balgat'ımıza her şeyin en güzeli olsun. Her şeyin bir güzellikler yaratalım. Diğer muhtar aday arkadaşlarıma bir yer gösterdim. Orada çok iyi bir çocuklarımıza kazandırabilecek bir park yerinin olduğunu, o arsanın da belediyeye ait olduğunu, keza değişmesin oradaki büyük bir bölümü boş duran yerin Çankaya Evi veya da belediye Belmek gibi veya da kreş gibi, çünkü Balgat'ta hiçbir belediyenin kreş ve anaokulu diye bir şey yok. Biz oralara onun çabasını yapalım diye uğraşıyoruz. Ben hiçbir şeye aday değilim biliyorsunuz. Hiçbir aday olmadığım halde biz Balga sevdaları insanlarıyız biz. Biz ne yapılırsa, ne çivi çakılırsa bizim semtimize çakılsın. Bu yüzden hiçbir şeyde aday olmadığım gibi o dediğimiz konular üzerinde hangi muhtar seçilirse seçilsin beni fark etmez. Aynı çalışmayı yapacağım. Söz veriyorum, muhtarlarımızla birlikte ben değil veya da Ahmet değil, Mehmet değil. Hep birlikte kreşimizi, Çankaya evimizi, sahamızı bir an önce hayata geçirmek için çalışmalara götüreceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Mantı, sen bir şey söyleyecek misiniz? Evet, Balgat'ta tarihi sitemizde de bunlar yayınlandı. Aşamaları tek tek gösterdik. O zamanki senin bu yazışmaların onlar yayınlandı. Ve sağ olsunlar, bunu da dikkate aldılar ileri gelenler. Burayı bu hale getirdiler. Sağ olsunlar, var olsun. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu pazar yerinin oluşmasında katkıları olduğu için. Yok, araba ne? Araba ne? Bir kere bir böyle mesafede araba hep kullanıyor. Hep bin. Çekmeli.
sürecine gidiyor. Burası yeni pazar yerimiz. Çok güzel oldu. Cuma günleri burada sosyete pazarı gibi pazar kuruluyor. Cumartesi günlerde normal cumartesi pazarımız.